Ya Allah bismillah diyerek başlayalım inşallah. Son binamızı yıkıyoruz. Dediğim gibi bir hafta sonra yer tesisini yapacağız bölgede herhalde. Duyarlı yapın. Kavşak inşaatlarında herkes yatsın bir tarafa. İnşallah yıl sonra kadar orada bitirmiş olacağım. Hayırlı olsun inşallah. Ya şöyle, biz aslında depremden sonra dedik ki bir ön test yapmak adına yer ücretsiz akademik odalarla işbirliği yaptık. Depreme yönelik her şehir bir karar almaya çalıştı ve fiili olarak bunu herkes binasıyla bize müracaat edenler vardı. Ben binamı anlamak istiyorum. Binam sıkıntılı mı değil mi? Ya binanın 20 yıllık olması demek illaki bu bina çürük demek anlamına gelmiyor. Bunun bilimsel olarak ve teknik olarak test edilmesi gerekiyor. Bunu yapma imkanı ücretsiz bir şekilde verdik. Üzülerek söylüyorum, 1000 civarında bile bina müracaat etmedi. Geçen hafta sordum arkadaşlara, bir hafta boyunca sadece bir bina müracaat etmiş. Ya neden korkuyoruz? Deprem diye bir gerçek var. Bu gerçeği anlamamız lazım. Ama ona rağmen biz şu an bu çalışmalar kapsamında %80'ini durumunu anladık. Kalan %20'lik kısmını tamamlamış olacağız. Ve ben inanıyorum, ümit ediyorum ki bu Büyükşehir Belediyesi Burkent marifetiyle olur. Bu müteahhitler marifetiyle olur. Bu TOKİ marifetiyle olur. Bizim çalışmalarımız 3 ayrı noktada ilerliyor. Biz hepsine açığız. Dolayısıyla vatandaşımızın bu dönüşümü yeter ki ikna olsun ve yeter ki bu noktada yatırım oluşsun. Teste üzerine basa basa söylüyorum. Biz sadece bir ayna tutuyoruz. Asla bir bağlayıcılığı söz konusu değil. Ya insanın nasıl ki check-up yaptırıyorsunuz vücudunuza, sağlık durumunuzu anlıyorsunuz. 50'li yaşlarda, 60'lı yaşlarda bunu çok daha fazla yaptırıyorsunuz. Niye? Ya ola ki işte karaciğerde yağlanma varsa, işte efendim mesela şekerim yüksekse, işte efendim kolesterolüm yüksekse, bununla alakalı nasıl tedbir alayım derseniz, aynı şekilde binanızı anlamayla alakalı. Bunun herhangi bir yaptırımı söz konusu değil. Ama şunu ifade etmek istiyorum. Biz yaptığımız bu, özellikle JAYKA yaptığımız çalışmalar nedeniyle artık Bursa'nın bütünüyle alakalı mikro bölgelendirme işlemlerini tamamlamış olacağız. Dolayısıyla da artık herkes acı gerçekleri bu manada bilecek. Dolayısıyla benim acizane tavsiyem, vatandaşlarımız bu konuda lütfen üzerine düşen sorumlulukları yerine getirsin. Sadece onların rahatı ve geleceği için, başka bir şey için değil. Şöyle söyleyeyim, tabii tahmini envanter var. Bursa yaklaşık 1 milyondan fazla binanın olduğu bir şehir. Tabii takdir edersiniz ki 99 depreminden sonra 2001 yönetmeliğiyle beraber sonrasında yapılan binalarda genel alanda eğer bina kaçak değilse herhangi bir sıkıntı söz konusu değil. Ama takribi olarak bunun %35'i kısmının sıkıntılı binalar olduğunu az çok tahmin ediyoruz. Evet, Bursa tabii hızla gelişen, sanayilerle beraber büyüyen Türkiye'nin 4. büyük şehri. Sizin de dediğiniz gibi şehir girişleri çok önemlidir. Bizim İzmir girişimiz var, Ankara tarafından girişimiz var ama bir de İstanbul veya Yalova Caddesi diye tabir ettiğimiz bu cadde şehrin önemli merkezinden bir tanesi. Fakat zaman içerisinde bu alan çöküntü alanına dönüştü. Tabii burada bu projeyle hem bu dönüşüm sağlanırken bu çöküntü alanları daha sağlam zeminlere, daha sağlam binalara kavuşurken beraberinde de yeni yeşil alanlar ortaya çıkıyor. Ve buradaki 5 yol kavşağı diye tabir ettiğimiz kavşak da artık oradaki T2 hattımızın hiç duraksamadan devam edebilmesi adına da trafiğin daha hızlı işlemesi adına yeni kavşaklar yapılmasına imkan sağlamış olacak. Dolayısıyla projede böyle birkaç fayda olduğunu da ifade etmek istiyorum açıkçası. Şimdi tabii kentsel dönüşüm zor iştir. Kentsel dönüşüm sıkıntılı konudur ve genelde belediyeler için mayınlı alandır kentsel dönüşüm. Ama 6 Şubat depremi bize bir kez daha gösterdi ki bu şehrin ve bu ülkenin bir deprem gerçeği var. Bu deprem gerçeğini görmemiz lazım. Bursa Büyükşehir Belediyesi olarak uzun süredir üzerinde çalıştığımız planlar vardı. JAYKA marifetiyle bakın depremden önce başlamış zeminimizi tanıma. Biz Türkiye'deki ilk 3 belediyeden bir tanesiydik. Binalarımızın durumu nedir? Bunu anlamayla alakalı yaptığımız çalışmalar vardı. Ama 6 Şubat depremi bize bu acı gerçeği bir kez daha gösterdi. Şu an 12 ayrı noktada, sizin de ifade ettiğiniz gibi 12 ayrı noktada direkt büyükşehir marifetiyle devam eden kentsel dönüşümlerimiz var büyük ölçekli. İşte onlardan bir tanesi de bu İstanbul Caddesi 5 yol diye tabir ettiğimiz bu bölge. Bu bölgedeki kentsel dönüşümümüzü özel sektör marifetiyle birlikte yapıyoruz. Bizim kendimize ait bir alanımız vardı, 11.500 metrekare. 7 ayrı etaba ayırdık. Şimdi ilk 3 etabı tamamlamış olduk. İlk 3 etap içerisinde de yaklaşık 200 dönümlük alanda da burada 400 civarında binanın yıkımı gerçekleştirildi.
özür dilerim 600 civarında binanın yıkımı gerçekleştirildi. Tabii diğer etaplarla beraber bu yıkım işlemi daha da devam edecek, onu söyleyeyim. Sormakta da az önceki konuşmanızda... Akademik odalarla beraber çalışıyoruz. Onda da nasip olursa yıl sonunda ilk kazmayı vurma imkanına sahip olacağız. Ya bunu bir süreç içerisinde yapmamız gerekiyor. Ya yıkmak zor iştir İhsan Bey. Yani gerçekten birçok belediye bu konuyla ilgilenmez. Ki ben konuşmamda da söyledim. Cumhuriyet Halk Partili hiçbir belediye kentsel dönüşümü konuşmaz. Çünkü mayınlı bir alır. Ama biz vatandaşımızın rahatı, huzuru, daha güvenli bir hayat yaşamız için. Ya şimdi keşke diyoruz değil mi? 6 Şubat depremi öncesinde olsaydı da, keşke bu 11 vilayetimizde bu bölgelerde kentsel dönüşümler olsaydı da bu sıkıntıları yaşamasaydık ve 52 bin kaybımız olmasaydı. Bazı çocuklar anne babasız kaldı. Bazı anne babalar da maalesef eşlerini ve evlatlarını kaybetti. Keşke bu acıları yaşamasaydık ama artık geçti. Dolayısıyla keşke demeden bence bu fiiliyatı yerine getirmek gerekiyor. Teşekkür ederiz başkanım. Ben teşekkür ederim.